Hoş geldiniz. E, Van de yapmış olduğu açıklamalar üzerine konuşacağız. Kendisi e, Ethereum, AVAX, Dot ve Curve için arkadaşlar e, belli başlı hedefler koydu. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi alıya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da zorun, e, sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, kendisi e, Van de pop diyor ki arkadaşlar. 1700 dolarları kırabilirse Ethereum an itibariyle 2000'lere kadar bir yükselişi bu pozisyonun da kırılmasıyla 2400'lere kadar bir pump ihtimalinden söz ediyor. Bunlar tabii ki piyasanın ilerleyişi açısından. Burada normalde şunu bahsederiz. Direnç kırılmadan öteki hedef gösterilmez ama Bitcoin tarafında 28.5'lara kadar bir yukarı yönlü ihtimal olduğu için kendisi de bunun üzerine bu aradaki direnç bölgesinin aslında kırılma ihtimalinden söz etmiş bulunuyor. İkinci yorumu arkadaşlar AVAX üzerine diyor ki AVAX bulunduğu pozisyonlar itibariyle özellikle 26 noktalarını şu anda test ettiğini belirtiyor. Aynen öyle 26 noktalarının üzerine atılıp daha ilerleyişini yani 26'ların üzerine görürsek arkadaşlar. 42 dolarlara kadar yükselişi olduğunu belirtiyor. Burada normalde bu arada 39 noktalarında bir destek direnç noktası var ancak tabii ki bunun üzerine iğne durumları da en nihayetinde olacaktır. Neden iki direnç kırmadı peki burada Avax? Çünkü açıklığı oransal olarak arkadaşlar kanal genişliği Ethereum'a göre çok daha fazla olduğu için içinde bulunduğu kanalın bu noktayı Bitcoin yükselişine göre kıramama ihtimali çok yüksek. E, DOT'ta da arkadaşlar bu arada DOT'ta e, herhangi bir hedef vermiyor. Sadece diyor ki 9 dolarların kırılımı ile güzel yön yukarı hareketler gelebilir diye belirtiyor. Yani spesifik bir şey söylemiyor arkadaşlar. E, bir kere e, bu durumu bilmemiz lazım. Bir diğeri Kör curve. curve içinde diyor ki e, 1.33'lerin kırılımı ile ki şu anda 1.33'lerin üzerinde 2 dolara doğru kendisi devam edeceğimizi söylüyor. Bunun mantıklı noktası aslında şu kısımda arkadaşlar. İki noktalarında şu an hali hazırda e, günlüğün MA200 olduğu için yön yukarı hareketlerde bu pozisyona kadar bir ilerleyiş kaydetme ihtimali oldukça yüksek sevgili dostlar. E, genel olarak böyle ben de katılıyorum bu yorumlara. Tabii ki Bitcoin e, aşağı yönlü hareketler yapmazsa günlükteki MA50'nin altına vesaire düşmezse Buradaki yorumlar kısa vadede tamamıyla mevcuttur. E, haricinde alım noktasında olmadığımızı belirtmek istiyorum. Bitcoin'in önümüzdeki haftalarda ve aylarda e, tam dip seviyeleri deneyeceği ihtimali hala çok yüksek olduğu için toplu alımlar için coinlerde beklemenin e, mantıklı olduğu bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.